Merhaba sevgili genç arkadaşlarım. Sağlık mesleği denklik işlemlerinin ne kadar tuttuğunu, ücretlerinin ne kadar olduğunu soruyorsunuz. Eyaletten eyalete ücretler değişiyor. O yüzden 7 farklı eyalette ücretleri size göstermek istiyorum. Ücretler arasında gerçekten büyük farklar var. Berlin eyaletiyle başlayalım. 164 euro olarak belirtmişler. Saksonya ya da Saksın eyaletinde 44 euro artı Auslagen demişler. Yani işlem esnasında fotokopi ücreti ya da posta masrafı gibi çıkan masraflar yine sizden alınıyormuş. Onun dışında Brandenburg eyaletinde 120 euro avans alıyorlarmış. En fazla 150 euroya kadar tutabilirmiş. Yine burada da sanıyorum az önce belirttiğim masraflar çıkarsa ekleniyor ve o zaman 150 euroya kadar tutabiliyormuş. Baden-Württemberg eyaletinde 350 euro olarak belirtmişler ve işlemin maksimum en fazla 4 ay sürdüğünü ve sürecin de siz tüm belgeleri teslim ettikten sonra başladığını, yani eksiksiz olarak teslim ettikten sonra başladığını belirtmişler. Siz belgelerinizi teslim ediyorsunuz. İki belge eksik. Onlar onu hemen işleme koymuyorlar. Siz tüm eksikleri giderene kadar bekliyorlar. Tercüman konusuna da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bazı eyaletlerde ya da aslında tüm eyaletlerde tercümanın yeminli ama Alman mahkemelerinde kayıtlı, kabul gören bir tercüman olmasını istiyorlar. Tabii böyle bir tercüman sadece Almanya'da olur, Türkiye'de yoktur diye bir şey yok. Türkiye'de de olabilir. Noter tasdikli fotokopi gerekebiliyor ama bazı eyaletlerde noter tasdikli değil, Alman temsilcilikleri tarafından tasdiklenmiş fotokopi istiyorlar. Yani aslı gibidir. Bunu tasdik etmesi gerekiyor. Aslı gibi olduğunu tasdik etmesi gerekiyor. Bunun için de Alman temsilciliğine gitmeniz gerekebilir. Konsolosluk olur, elçilik olur ya da bir ticaret odası olabilir. Alman Türk ticaret odası olabilir. Resmi bir temsilcilik olması gerekiyor. Başvuruda bulunduğunuz eyaletin resmi sayfasında bu tür bilgiler mevcut oluyor. Bulamazsanız, bilemezseniz ya da tereddütte kalırsanız mutlaka sorarak bu işlemleri halletmenizi tavsiye ederim. Hamburg eyaletinde denklik ücreti 500 euroya kadar çıkabiliyormuş ve 50 euro tutarında da harç alıyorlarmış. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde 25 ile 150 euro arasındaymış ücret. Hessen eyaletinde de 200 euro demişler. Yine Brandenburg eyaletinde bazı bilgilere bakarsak dil seviyesini B2 olarak belirtmişler. Eğer tam denklik alamazsanız hangi seçeneklerinizin olduğunu belirtmişler. Anpassungslehrgang en fazla 3 yıl sürüyormuş ama Türkiye'den geldiğinizde bu kadar uzun süreceğini sanmıyorum. 2 yıllık yüksek okullardan geldiyseniz tabii yine 1-2 yıl sürebilir. Aslında bir diplomanız varsa ve Almanca öğrendiyseniz Almanya'ya gelip çalışmak, özellikle açık olan, darlık çekilen mesleklerde çalışmak hiç de zor değil. Bir tarafı eksik, bir tarafı fazla olabilir ama önemli olan bir diploma sahibi olmanız. Bir an önce yola koyulmanızı tavsiye ederim. Bunun için de en önemli adım Almanca öğrenmeye başlamak. Ağustos'ta dil öğrenmeye başlamış bir arkadaşımız 2 hafta sonra B1 sınavına girecek. Büyütülecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Zaman ayırmanız, disiplinli bir şekilde üzerinde durmanız, çalışmanız, alıştırma yapmanız sizi hızlı bir şekilde B2 seviyesine taşıyacak. Dil öğrenmesek olur mu, B1 olur mu gibi sorularla vaktinizi ve enerjinizi harcamamanızı tavsiye ederim. Her birinize iyilikler, kolaylıklar temenni ediyorum. Yollarınız açık olsun. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.